Değerli konuklar, hepinize merhaba diyorum. Evet, bugün çok özel konuklarımız olacak. Faydalı olacağını düşündüğüm konuşmalar olacak. İsterseniz önce oturumumuzdaki misafirlerimizi davet edelim. Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreteri Mehtap Fera. Hoş geldiniz. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Sayın Burak Kızılhan. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Eray Yazgan. Sizlere de hoş geldiniz diyorum. Böyle kıymetli bir ekip bugün burada buluştu. Neden buluştuğumuzu önce izninizle küçük bir videomuz var, bir reklam filmimiz var. Oradan ipucunu alalım, ondan sonra sohbetimize başlayalım istiyorum. Parçasıyız. 100 yılı aşan rekabetin, yaşadığın o tarifsiz duyguların. Heyecanın, mutluluğun, coşkunun uğruna yeri göğü inletip tutkuyla her yerde taşıdığın formaların parçasıyız. Aynı anda gururla. Nesine.com. İzninizle Nesine.com diye bitirdik. Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu'dan başlamak istiyorum. Sayın Halit Gülbakanoğlu, reklamda da gördük. Bu sezon Fenerbahçe'nin formasında kol sponsorsunuz. Galatasaray'ın formasında sırt sponsorsunuz. Beşiktaş'ın formasında şort sponsorsunuz. Ne zamandan beri sponsorluklarla spora destek veriyorsunuz? Ve sponsorluğunu üstlendiğiniz kulüpler ve organizasyonlar için nasıl bir değer yarattığınızı düşünüyorsunuz? Öncelikle bu sponsorluklarda yıllardır çalıştığımız ama bu yıl ne güzel fırsat oldu ki bu üç büyük kulüple, üç Türk sporunun çınarı kulüple beraber sponsorluk yapabildiğimiz bu yılda değerli yöneticilere, Eray Bey'e, Burak Bey'e ve Mehtap Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp bu panele değer kattıkları için, geldikleri için. Biz Nesine olarak 2006'nın sonu, 2007'nin başında kurulmuş bir şirketiz. 2009 yılından beri de spordan aldığımızı spora vermek mottosuyla aslında sponsorluklarımızı yapıyoruz. Şu anda işte birincilik dediğimiz, süper lig dediğimiz toplam 11-12 tane kulüple, farklı kulüple sponsorluklar yaptık. Bu üç değerli büyük kulübümüzle de birçok yıllarda devamlı eden sponsorluklarımız oldu. Ama az önce bahsettiğim gibi ilk defa üçüyle beraber aynı anda sponsorluk yapmanın keyfini yaşıyoruz. Tabii bunun yanında farklı branşlarda da sponsorluk yapmak istiyoruz biz. 2015 yılında başladığımız, geçen yıl 2025'e kadar uzattığımız 10 yıllık bir EuroLeague, EuroCup sponsorluğumuz var. Burada da yine bu turnuvalarda mücadele eden 8 kulübümüze de sponsorluk yaptık. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bizim bölgesel bir sponsorluğumuz var EuroLeague'de. Ve sponsorluk anlaşması sırasında demiştik ki biz Final Four'a kalındığı zaman da bizim sponsorluğumuzun devam etmesini istiyoruz. O zaman EuroLeague ekibi demiştik yani bir Türk takımı Final Four'a kalmadığı için emin misiniz böyle bir maddeye? Dedik biz inanıyoruz. Ne mutlu ki 5-6 yıl üst üste Fenerbahçe, sonra Fener Efes aynı anda, sonra sırf Efes olarak hiç boş bir Türk takımının Final Four'a katılmadığı bir yılımız olmadı. İnşallah bundan sonra da mutlaka bir Türk takımının Final Four'da olduğu yıllar yaşamaya devam ederiz. Sponsorluklarımız bu şekilde. Ben de basketbolun içinden birisi olarak aslında bundan mutluluk duydum. 2025'e kadar uzattık dediniz. O zaman ben 2025'e kadar Final Four garanti diye düşünüyorum. Evet, olabilir. İnşallah da diyelim. Şimdi izninizle de kulüp temsilcilerimize geçmek istiyorum. Sponsorluklar sportif başarıyı etkiliyor mu diye size bir soru yöneltmek isterim. Sponsorlukların kulüpler açısından önemi nedir? Mehtap Hanım,
Lütfen sizinle başlayalım. Teşekkürler böyle bir panel yaptığınız için. Üç kulüp bir araya geldik. Nesine.com'un da katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sponsorluklar tabii ki kulüpler için çok önemli. 80'li yılların ikinci yarısından sonra futbol sporun endüstrileşmesiyle birlikte daha önceden sadece maç gelirleri ve de reklam gelirleri vardı. Ancak bu endüstrileşmeyle beraber gelirler, merchandising, medya gelirleri ve de en önemli sponsorluk gelirleri olarak arttı. Tabii ki kulüplerin giderleri çok fazla olduğu için çünkü geniş kitlelere hitap ediyoruz. Bu da başarı odaklı bir sistem kurmuş oluyor. Bu başarıya da ulaşmamız için altyapı tesis kurmamız gerekiyor. Sporculara yatırım yapmamız gerekiyor. Müsabakalara yatırım yapmamız gerekiyor. Sadece dıştan bakıldığında futbol gibi gözükse de aslında bizim 11 tane amatör branşımız var. Eskiden futboldan destekleyebiliyorduk maddi olarak ama şimdi yeni spor yasasıyla beraber tamamen futbol branşından diğer amatör şubelere bir yatırım yapamıyorsun. O yüzden biz de ilk defa bu sene kendi ekosistemimizi yaratıp bütün sponsorlarımızı bulup amatör şubeleri için giderlerimizi karşıladık. Tabii bu giderleri ne kadar karşılarsan ona göre sporcu alabiliyorsun ve başarı elde edebiliyorsun. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle. Teşekkür ederim. Burak Bey, sizin Fenerbahçe Kulübü olarak bu konuya bakışınız nedir? Öncelikle herkese merhaba diyorum. Aslında her şeyi anlattınız yani spor yasasıyla birlikte. Hatta pandemi sonrası spor yasasıyla birlikte bizim kulüplerin durumu özellikle amatör şubelerde gerçekten hiç iyi değil. Bir önceki oturumda çok değerli hocalarımız vardı, oyuncularımız vardı. Erkek voleyboldan bahsettiler. İnşallah hedeflerimizi tabii ki tutturabiliriz ama en azından ben kendi kulübüm için, Fenerbahçe Spor Kulübü için bu konuya dair bir şey söylemem lazım. Futbol ve erkek basketbol dışındaki şubelerimiz, bizim de şu an 13 tane amatör şubemiz var futbol dahil, kadın erkek olarak düşündüğümüzde. Sponsorlar olmasa tabii ki ayakta durmaları mümkün değil ama mecra olarak aklınıza gelebilecek klasik veya dijital olarak düşündüğünüzde her mecrayı satsanız dahi bu şubelerin karşılanması mümkün değil. O yüzden altını çizerek söylemek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyonda da çok menfi konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe olarak amatör şubelerin özellikle spor yasasından sonra artık bir suç olduğu için nasıl ayakta tutacağız veya ne kadar daha ayakta tutacağız bilemiyorum. Aslında başkanımız Ali Koç ilk günden beri 2018 Haziran ayından beri bu konuyu özellikle söylüyor. Yani ez cümle sponsorlar, tabii sponsorluklar bizler için çok önemli. Yani TV gelirleri de Türkiye'nin durumu maalesef yaşadığımız sıkıntılar ortada. Yayın yani maç gelirleri de bilet fiyatlarını, loca fiyatlarını bir kere yani bir yere kadar yükseltebiliyorsunuz. Onun dışında da tekstil satışları veya ürün satışları da bir yere kadar dediğim gibi. O yüzden sponsor desteği bizler için çok önemli. Ne kadar fazla destek alabilirsek yapabileceğiniz konular o kadar arttığı için gelir seviyesinde, gelir paylaşımında en üst sırada sponsorluk olarak düşünebiliriz. Çok teşekkür ederim. Yeray Bey, Galatasaray muhtemelen sizin için de tabii ki çok çok önemli sponsorluklar ama fikirlerinizi almayı çok isteriz. Öncelikle ben de nezaket gösterip davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sponsorluklar elbette ki tüm kulüplerin başarılarını çok ciddi şekilde etkileyen bir unsur. Bunun yanıtı da çok kolay aslında. Cevabı da çok basit. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Biz spor kulübü için, hepimiz o içindeyiz. Bir sponsorluk departmanını, bir pazarlama departmanını yönetmek en zor iş aslında. Neden? Çünkü sponsorunuzu mutlu etmek zorundasınız. Onun işbirliğini önümüzdeki senelerde, devam eden yıllarda, yani bir kere parayı aldınız bitti değil, önümüzdeki senelerde işbirliğin devam edebilmesi adına onlar gibi düşünebiliyor olmaya başlamak zorundasınız. Özellikle de nesine.com gibi kurumsal sponsorluklarda. Yani hepimizin bildiği gibi zaman zaman amatör branşlarda eş, dost, akraba işi devreye giriyor
tırnak içinde sponsorluk diyerek. Ama bu tip kurumsal sponsorluklarda biz kendimizi bir disiplin altına almak zorundayız. Bu disiplin altına almaya oradan başladığınız zaman gayri ihtiyari o tüm kulübe yayılıyor. O disiplin tüm kulübe yayılıyor. Ve elbette ki gelir çok önemli, faydası çok önemli sponsorların yarattığı gelirin, ama asıl gizli bir de faydası var. Gizli bir de faydası var sponsorların, taraftar iletişimi. Ki biz bunu gerçekten çok önemsiyoruz. Çünkü nasıl bir sponsor Galatasaray'a gelip Galatasaray'ın taraftarı ile bir iletişim kurmaya gayret ediyorsa, bir etkileşim içinde yer alıyorsa, aynı şekilde Galatasaray'da o markayla bir etkileşime giriyor. Ve şunu rahatla söyleyebilirim ki iki marka birbirine kendini emanet ediyor. Bu futbol gibi, basketbol gibi popüler sporlarda biraz daha zayıf etkilerde oluyor, ama biraz önce Mehtap Hanım da Burak Bey'in de bahsettiği gibi amatör sporlarda, daha doğrusu birçok alttaki diğer birçok branşta, bu futbol dışı, özellikle futbol dışı branşlarda pazarlama iletişim gücünün çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Özellikle hep göz önünde olmayan bu branşlara da biraz daha konsantre olup, çünkü oralarda çok ciddi bir pazar olduğunu, en azından sponsorlar açısından çok ciddi bir pazar olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Halit Bey, kulüpler için ne kadar önemli olduğunu dinledik, sponsorluk çalışmalarının. Peki siz spor sponsorluklarınızdan, markanız için ne bekliyorsunuz? Bunun değeri nedir? Bu yatırımları neden yapıyorsunuz? Sponsorluklardan markanıza yönelik beklentileriniz ne? Şimdi şöyle, aslında belki ikiye ayırıyoruz biz bunu. Belki değil, ayırıyoruz. Bu tip büyük kulüplerle yaptığımız dev sponsorluklar. Bir de yüzme olsun, altyapılar olsun, sosyal sorumluluk olarak baktığımız amatör şubelere ya da amatör branşlara, hiç adı sanı duyulmamış kulüp bazındaki amatör branşlara sponsorluklarımız. Bu ikinci belirlediğim kısım bizim biraz sosyal sorumluluk olarak baktığımız. Çünkü toplumsal gelişimin çok itici bir güç olduğunu biliyoruz sporun. O yüzden sporcunun bütün kötü alışkanlıklardan uzak olduğunu biliyoruz. O gençler için bir kere bunun için sponsorluk yapıyoruz. Ama aynı zamanda da büyük sponsorluklarımızdaki asıl en büyük hedefimiz, bizim bulunduğumuz sektör gereği bir bahis firmasının ya da şans oyunları firmasının en büyük önemli özelliği aslında güvenilirlik. Çünkü biz sonuçta parayla ilgili bir iş yapıyoruz. Para alıp para satıyoruz insanların aslında. Ve güvenilirlik konusunda hiçbir sorun yaşamamamız gerekiyor. Biz bunun için tabii ki siber güvenlik sistemleri, altyapı sistemleri, işte 2006 yılından beri hiçbir atak konusunda sorun yaşamamış bir platformdan bahsediyoruz, ama az önce Erar Bey'in dediği gibi taraftar iletişimi içinde taraftara da ya da Türk vatandaşına da biz ne kadar güvenilir bir şirketiz. Çünkü neden? İşte bu tip büyük sponsorluklar yapabiliyoruz da demek istiyoruz. Ve aynı zamanda da tabii ki bu tip sponsorluklar bize yeni oyunlar, yeni farklı, inovatif heyecanlar da yarattırıyor. Keza biz eşya piyangosu çekilişleri yaptık üç büyük kulüple. Çok da keyifli geçti. Bunu pandemi döneminde de yapmıştık. Şimdi bunu daha farklı, bizim eskiden kazı kazan dediğimiz, şimdi oyna kazan diye tanımladığımız farklı oyunlarla da geliştirmek istiyoruz. Ama asıl şeye bir... Biz Nesine olarak çok güvenilir bir şirketiz ve spordan madem para kazanıyoruz, o zaman daha kaliteli mücadeleler olsun, daha kaliteli spor müsabakaları olsun, bunun için de daha kaliteli spor kulüpleri ve yapılar olsun. Bunun için çorbada tuzumuz olursa ne güzel. Ama diğer tarafta da sosyal sorumluluk olarak spora erişememiş, spora hayata 1-0 belki 2-0 geride başlamış topluma da destek olabilmek. Eşya piyangoları demişken, aslında bu kulüplerle yaptığınız sponsorluklarda da önemli bir adım ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'da eşya piyangoları düzenlediniz. Benim de çok ilgimi çeken bir konu olduğu için bunu özellikle sormak isterim. Bu nasıl geçti? Buna devam etmeyi düşünüyor musunuz? Yani şöyle gelişti aslında. Şimdi birçok sponsorluk
Yani ben tabii buradaki üç değerli kulübü tenzih ediyorum ama dediğim gibi biz 2009'dan beri bir sürü kulüple sponsorluk yaptık. Ve Türkiye'de maalesef sözleşmenin yapıldığı imzadan sonra hiç görüşemediğiniz, buluşamadığınız bir sürü kulüp yöneticisi gördüm ben bu ülkede. Şimdi ne güzel burada beraber toplanıp konuşabiliyoruz. Biz normal sponsorluğun üstüne acaba o iletişim nasıl güçlü kalabilir? Aynı zamanda da kulübe ekstra katkı nasıl sağlayabiliriz düşüncesinden çıktı aslında bu. Bu artık kulüplerin kendi iletişimini de katarak, o kendi taraftar kitlelerine bu oyunları oynatıp, bu eğlenceyi tattırıp, onlara hem parayla alamayacakları, işte sporcunun imzalı forması olsun, eldiveni olsun, yemek olsun, bu tip organizasyonları da yapıp, aynı zamanda da kulüplere tekrar gelir sağlamaktan çıktı aslında. Teşekkür ediyorum. Burada tekrar kulüplerimize o zaman dönmeyi isterim. Böyle gelir paylaşımı sponsorluk modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Eşya piyangosu ile ilgili nasıl bir katılım oldu? Size taraftarlarınızdan dönüşler ne ölçüde? Bu konuyla ilgili taraftarlarımızdan çok güzel dönüşler aldık. Ne kadar yaptığımız işbirliklerine taraftarı, kulüpleri ve markaları katarsak bir ekosistem yaratmış oluruz. Bu ekosistemde de bir sinerji olup taraftarlar da kulübüne daha sadakatli bir şekilde hem desteklemiş oluyorlar maddi manevi olarak ve karşılığında da belki parayla alamayacaktır. Bir futbolcu kramponuna sahip oluyorlar, bir imzalı formaya sahip oluyorlar. Bu da onları çok mutlu ediyor. Tabii bu markalar için de kendi marka imajı için de iyi bir ivme kazanması için hem de ticari gelirini arttırması için de çok önemli bir şey oluyor. Sadece sponsorluk yaptığında dediğiniz gibi anlaşma yapılıyor. İşte göğüs sponsoru satıyorum, orada kalıyor ve ama bu eşya piyangoları yapıldığında marka sürekli dinamik kalıyor ve bu sistemdeki herkes de mutlu olmuş oluyor. Teşekkür ederim. Berk Bey, Fenerbahçe taraftarı eşya piyangoları nasıl baktı? Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Yani kazan kazan mantığında olan bütün iş modelleri bir şekilde başarıyla sonuçlanıyor. Burada değerli iş ortağımız Nesine, kulübümüz, taraftarlarımız, her üç taraf da bir şeyler kazandığı için tabii ki iyi sonuçlandı bizim açımızdan. Taraftarlarımız da sağ olsunlar bizim her çıkardığımız projede yanımızda oldukları için çok kısa bir sürede projeyi tamamladık. Hepsi de mutlular aslında. Bizim için de değişik bir deneyim oldu. Baktığınızda o ödülleri takdiminde güzel geçti bizim açımızdan. Teşekkür ederim. Galatasaray Kulübü. Biraz önce Burak Bey'in de bahsettiği gibi artık zaten hemen hemen her sponsorluk bir gelir paylaşımı üzerine kurulu normal şartlarda. Dolayısıyla dünyada da artık ne diyoruz? Partner diyoruz, iş ortağı diyoruz biz sponsorlarımıza. Çok ciddi bir herhalde milyona yaklaşan neredeyse bir talep oldu bu bahsettiğimiz eşya piyangosunda. Ve bu bizim üzerimize düşen taraftarla iletişimi sağlamaktı. Ve biz doğru tarafta kendi pozisyonumuzu aldık ve devam ettik. Çünkü dünyada hemen hemen hiçbir global spor kulübü taraftarıyla bir ticaret ilişkisinin içerisine girmek istemez. Biz sadece neticede biz eğlence, tutku, bunların iletişimi yaparız. Yapmalıyız belki de. Ve bu tip iş ortaklıklarıyla da, bu tip yapılarla da o bahsettiğimiz iletişimi bir şekilde gelire çevirmeliyiz. Bu anlamda da zamanında hemen hemen bütün kulüpler, Galatasaray dahil, Beşiktaş falan hepimiz mecburen biz zaman zaman gittik, işte efendim eşya piyangosu yapacağız. Galatasaray Spor Kulübü olarak veya Beşiktaş olarak veya Fenerbahçe olarak gittik. Bunları yaptık. Halbuki bu doğru yapı değil. Yani ticareti, para konuşmayı biz bu tip iş ortaklarımıza bırakmamız lazım. Taraftarımıza para konuşmayı. Benim kanaatim bu. Bu iş ortaklarının en önemlilerinden bir tanesi. Nesine.com. Anlıyoruz ki Türk sporuna hem kulüpler düzeyinde hem branşlar, farklı branşlar düzeyinde çok büyük katkıda bulunuyorsunuz. Kaynak yaratıyorsunuz. Peki bize şans oyunları sektöründen ve nesine.com'un sektördeki konumundan biraz bahseder misiniz? Tabii yani şöyle aslında yine hep kulüpleri de ilgilendiren kısmı da şu, şimdi hep konuştuk. Kulüpler için tabii ki gelir çok önemli. Bir, sponsorluk çok önemli bir kalem. İki, televizyon geliri çok önemli bir kalem. Ama iddia geliri de
kulüplerin gelir kaleminde olan bir kalem. Ve bunun daha çok gelişmesi lazım tabii ki. Bunun için biz nesne olarak, tamam biz sabah günü uyandığımız zaman amacımız tabii ki kulüplerin iddia gelirlerini arttıralım değil ama ilk amacımız bizim aslında yasa dışı bahisle mücadele etmek. Bugün herhalde bu yılın sonunu 150 milyar TL'nin üstünde kapatacak sektör. Ama bu 2019'da payout'umuz yani ikramiye oranımız %50'den 70'e çıkmadan evvel 15-16 milyardı. Belki hiç ellenmeseydi en fazla 20-30 milyar olurdu. Şimdi bu demek değil ki Türk vatandaşı 30 milyar oynarken bugün 150 milyar üstünde oynuyor. Değil. Türk vatandaşının zaten oynadığı bir mecra var, bölüm şey var, meblağ var. Ama bunun %90'ını yurt dışında oynuyordu. %10'unu yurt içinde legal olarak oynuyordu. Şimdi 50-50 diyebiliriz, 60-40 diyebiliriz ama bence hala gidilecek yol var. O yüzden yurt dışına kaçan, vergilendirilmemiş cironun Türkiye'ye gelebilmesi için burada rekabetçi, işini düzgün yapan ya yenilikçi olan firmalara ihtiyaç var. Biz nesne olarak burada kendimizi konumluyoruz. Buraya kendimizi ne kadar daha fazla yurt içinde vergilendirilmiş ciroya döndürebiliriz olarak bakıyoruz. Bunun için bundan sonra da tabii ki kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yenilikler yapmaya çalışıyoruz. 2012 yılında canlı maç yayınlarını Türkiye'de ilk bir yayınlayan biziz. O zaman yurt dışındaki firmalar çünkü canlı bahisle bunu bağdaşlaştırıyorlar. Bize mesela niye alıyoruz diye mantıklı bulmamışlardı. Biz bugün Türkiye'nin değil Avrupa'nın en fazla canlı maç yayını izlenen platformuyuz nesne olarak. Ki sadece Türk vatandaşını üyelik olarak kabul etmemize rağmen. Keza şimdi dakika bahis diye bir oyun çıkardık. Canlı bahis de o anda son dakika içinde en fazla oynanan bahisleri gösteriyor. Ya da bu canlı maç yayını izlemeye yeni bir bölüm ekledik. Yine bunu Avrupa'da ilk sadece nesne olarak biz başlattık. Perform grupla beraber. Siz maçın herhangi bir dakikasına da girseniz 80. dakikaya. O dakikaya kadar olan kırmızı kart, gol, bahisi etkileyecek olan aksiyonları direkt butonları var. Onlara basıp o maçları ya da o golleri ya da o kırmızı kart pozisyonunu izleyebiliyorsunuz. Bu yenilikleri niye yapıyoruz? Dediğim gibi yasa dışı bahisle mücadele etmek için. Ama Türkiye'de de pazar olarak bilgi vermem gerekirse, Türkiye tabii ki çok fazla online alışkanlığı, penetrasyonu çok yüksek olan bir ülke. Bu pandemiden sonra birçok ülkede aslında buna döndü tabii ki ama bugün Türkiye'deki ciro'nun %90 ya da her yapılan 10 kupanın 9'u internette yapılıyor. Bunun da 7 tanesi nesne platformlarında yapılıyor. Bunun sorumluluğunu da sırtımızda her sabah taşıyoruz. Böyle. Teşekkür ederim. Başarılarınızı devam dileyelim o zaman. Teşekkürler, çok varsın. Tekrar kulüp temsilcilerimize yönelmek isterim. Türkiye'de spor sponsorluklarının globalde sponsorlarla ve sponsorluklarla yarışabilmesi için, o seviyeye gelebilmesi için ne gibi çalışmalar yapmamız lazım? Bu soruya şöyle cevap vermek istiyorum. Belki 2000'lerin de konuşuyor olsa, 2000'lerin başıyla beraber uluslararası firmaların Türkiye pazarına girmesiyle aslında Avrupa ve dünyadaki futbol kulüpleri yarışır durumdayız. Stat ismi sponsorlukları, göğüs sponsorlukları, Beşiktaş kulübü olarak örnek vermek gerekirsem ben, stat ismi sponsorluğunda Avrupa'daki ilk 5 kulüpten bir tanesiyiz. 2000 öncesinde konuşuyor olsaydık evet neler yapmamız gerekiyor diye, artık yabancı çok değerli futbolcuların Türkiye'ye gelmesiyle beraber uluslararası firmaların da dikkatini çekiyor bu. Onlar da ve Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı Asya ve Avrupa arasında bir köprü olduğu için de yabancıların çok ilgisini çekiyor. Tabii ki bunu daha da arttırmamız gerekiyor. Ne kadar arttırırsak aslında yabancıların kulüpleri destekleri de artacaktır. Ama şu an hani eskisi gibi değiliz. Yani uluslararası takımlarla yarışacak düzeydeyiz. Burak Bey, Fenerbahçe Kulübü uluslararası düzeyde yarışmak için sponsorluklar ne gibi katkılar sağlayabilir? Şu yine ben biraz bir olumsuz konuşacağım ama maalesef çok ciddi sıkıntılarımız var. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş seviyesindeki
lider ve ülkenin en iyi takımlarını diğer liglerde düşündüğümüzde, işte İngiltere'nin, Fransa'nın, İspanya'nın, İtalya'nın baktığımızda 3 takımımızın amiral gemisine futbol, futbolun en büyük mecrasına göğüs sponsorluğu. Üçümüzün hepsini toplasanız bu liglerdeki takımların göğüs sponsorluklarının yarısı bile etmiyor. Diğer mecraları saymıyorum bile. Yani bizim kolumuz, şortumuz falan inanılmaz bir, bence bir sıkıntı var aramızda. Çok ciddi bir gap var. Bu nasıl düzelir? Bu, saatlerce konuşmamız lazım tabii bu konuyu. Ama onun dışında bu kulüplerin gelir yaratma veya pazarlama departmanlarındaki çalışan sayıları, biz buraya bu konuya çok kafa yorduk 2 senedir. Nereden baksanız 80 veya 100 plus çalışanları var. Biz ise içinde bulunduğumuz maalesef finansal sıkıntıdan dolayı, hepimiz yapılandırmadayız, minimum kişiyle maksimum çalışma, efor sarf etmek için her şeyi yapıyoruz. Sağ olsunlar çalışanlarımız, profesyonel çalışanlarımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama burada da yani 5 kişinin, 15 kişinin yapacağı ile 100 kişinin yapacağı işler çok farklı. Bunun dışında dijital tabii bir gelir konusu var. Onlar ciddi anlamda farklı bir pozisyondalar. Ama inşallah Türk futbolundaki başarının artmasıyla sponsorlar, iş ortaklarının da Türkiye'ye bakış açıları inşallah daha farklı olacak diye düşünüyorum. Biz ne yaptık veya ne yapmaya çalışıyoruz? Benchmark olarak baktığınızda, yine bu kulüplere baktığımızda işte Amerika turu düzenliyorlar mesela yaz kampları için. Asya turları düzenliyorlar. Niye? Çünkü milyonlarca taraftarları var orada. Neden? Çünkü takımlarında o bölgelerden, Asya'dan, Amerika'dan, Afrika'dan futbolcuları, sporcuları var. Hep bu çok ciddi bir ekosistem olarak düşündüğünüzde, kısaca mesela biz Kim Min-jae geldiğinde Twitter hesabımızda veya Instagram hesabımızda Korece hoş geldin yazdık, postlar attık. Ondan sonra Fenerium'dan, yani Türkiye ile Kore arasındaki kargo ücretini tamamen kaldırdık. Türkiye'de enteresan, biz de yeni öğrenmiştik, bir veya iki tane Koreli influencer var. Onlarla birlikte güzel çalışmalar yaptık. Ama Kim Min-jae bir sene kaldığı için maalesef devamı gelmedi. Biz bu süre zarfında tabii ki özellikle Kore'den iki büyük firmayla görüştük mü? Görüştük. Ama dediğim gibi hep bu başarıyla, işte sporcuların sizin takımınızda ne kadar sene kaldığıyla doğru orantılı. İnşallah hep beraber daha iyi yerlere geliriz, daha iyi yerlere getiririz. Ama bence Avrupa ile çok çok ciddi bir aramızda gap var. Evet, ben de, bir şey eklemek istiyorum. Tabii biz de TL kazanan bir şirketiz ve 3 büyük kulübe tabii ki bu sponsorluklar bizim için çok büyük maliyetler ve bunun için çok uğraşıyoruz. Yani Burak Bey dedi ki onlar 100 kişilik ekipler. Yani bu az kişiyle de öyle bu kadar zorluyorsanız bize sayıyı çarptırmayın yani. Niceliği iyi galiba ekibin o zaman, öyle söyleyeyim. Eray Bey, siz, ben de Burak katılacağım Bey, dediniz. Katılıyorum. Çünkü Türkiye'de çok sağlıklı bir spor sponsorluk pazarı olduğu söylenemez ama bunu da bir yarış haline sokmamak lazım. Bir global yarış haline sokmamak lazım. Çünkü eşit şartlarda değiliz. Bugün biraz önce İngiltere'den bahsettiği için söyleyeyim. Premier Lig'in bulunduğu İngiltere'de herhalde senelik 40 milyar dolar reklam pazarlama bütçesi var. Türkiye'de 4 milyar dolar civarı. Bugün Amerika'yı kendimize hikaye anlatıyoruz ama Amerika vesaire falan diye orada 600 milyar dolar. Yani ne noktada olduğumuzu da kabul etmememiz lazım. Dolayısıyla hani ağzımızda kuş da tutsak o noktalara gelmemiz, Premier Lig, Amerika seviyelerine gelmemiz çok kolay bir şey değil. Hemen biz bununla bu yüzden bir havlu mu atıyoruz? Hayır. Elimizden gelen gayreti de sarf etmeye çalışıyoruz. Ama diğer bir taraftan biraz önce ilk konuşmada da belirtildiği gibi biz 17 farklı branşa karşı mesulüz. 17 farklı branşa karşı mesulüz Galatasaray Spor Kulübü olarak. O diğer futbol dışındaki branşlarda baktığımız zaman rakiplerimiz kimler? Herhalde söylemekten bir çekinmeyeceğim, çok özür dilerim. Vakıfbank, Türk Hava Yolları falan gibi bir takım kurumlar. Bizim yanımızda olması gereken bir takım kurumların, yani bizimle işbirliği yapması gereken bir takım kurumlar bizim karşımıza rakip olarak çıkıyorlar. Ve gün geliyorlar,
bir voleybolcuya, bir kadın voleybolcuya bizim toplam voleybol maaş bütçemiz kadar maaş verebiliyorlar. Burada biraz haksız rekabet var doğru söylemek gerekirse. Bir de biraz önce pazarlama departmanlarından bahsettiniz ama bizim ne yazık ki, ben de pazarlama kökenli bir insan olduğum için, medya kökenli bir insan olduğum için, bizim pazarlama departmanlarındaki arkadaşlarımız zaman zaman da, kulüp tarafında söylemiyorum, firmalar tarafında söylüyorum, biraz kolaycılığa kaçıyorlar. Neden? Çünkü bir televizyona reklam verdiğiniz zaman veya bir internette bir şey, bir reklam verdiğiniz zaman onun geri dönüşünü veya onun matematiğini sizin önünüze kolaylıkla sunabiliyorlar. CEO'ların, işte CMO'ların önüne kolaylıkla sunabiliyorlar. Ama sponsorlukla ilgili hesapları, matematiğini rahatlıkla koyamadıkları için biraz da kolaycılığa da kaçıyorlar. Eğri ortak doğru konuşmak lazım bu anlamda da. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Kusura bakmayınız, biraz Zülfiyar'a dokunduysam. Teşekkür ediyorum. Aslında çok kıymetli sözler diyoruz. İleriye bakış açımızı değiştirecek de sözler diyoruz. Ama bugünlük noktalamak durumundayız oturumumuzu. Sayın Nesine.com CEO'su Halit Gülbakanoğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Genel Sekreteri Mehtap Pera, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan. Hepinize hem bugünkü oturumda bize katkı sağladığınız için hem de Türk sporuna çok büyük değerler yarattığınız için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.